Selam arkadaşlar. Bir süredir stopsuz devam ederken bugün ilk stopumu oldum. Evet, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Şimdi bu işlemle neyi yanlış yaptım ya da bir yanlış var mıydı? Onu yorumlayalım. Bunun haricinde bir de Twitter'a attığım işte şöyle bir setup vardı, olursa şuraya kadar gelir diye. Bir de buradan aldığım işlemi göstereceğim size. İkisini yorumlayalım. Şimdi şurayı bir silelim. Başta pardon. Şöyle şurayı bir silelim. Şuraya kadar grafiği sıfırlayalım. Şimdi ilk başta şurayı nasıl çizdim? Size onu göstereyim. Bakın burada bir gizli base'imiz var değil mi? Normalde bu gizli base'i şu şekilde alırsınız. Hani çoğu kişi işte dönüş için mesela şu bölgeleri bekler fiyatta. Ama fiyatı market maker buraya getirmez. Neden getirmez? Çünkü kırılım bakın şu aşamada geliyor. Ya da hiç buna girmeden şöyle göstereyim. Şu şekilde imbalanslı bölgelerde gizli base'ler oluşur. Bu gizli base'ler daha çok sıkışma alanlarına neden olur. Sıkışma alanlarını da revize etmek lazım. Nasıl? İlk başta 15 dakikada gördüğümüz gizli base'i aşağı yönlü bakın bir düzeltmeye gelmiş. Düzelttim. Sonra buradan 1M'e düştüm. Bakın. 1M'de de buranın altında bir tur daha var. İkisini aldım. Neden bunu yaptım? Çünkü burada bir likit de alınmamış. Dipte. Order'ın likiditesi alınmamış. Yani order'ın likiditesi alınsa bile aslında bu bölgeyi böyle revize etmemiz lazım. Deyip devam ediyorum. Sonra şurayı da sıfırlayayım. Bakın. Pardon. Bitcoin'in bu market yapısını analizlediğim bir videom vardı. Orada demiştim ki ilk başlarda şu aşağılardan likiditeyi alırsa aldıktan sonra fiyatı yukarı çevirecek. Çünkü şurada ilk swing low'u kırdı, sonra swing high'ı kırdı. 15 dakikada yapı yukarı. O yüzden burayı likidite bölgesi aldım. Sonra aşağıda likiditeyi aldıktan sonra fiyatı yukarı yönünü çevirdi. Ki burada ne var bakın. Yapı değiştikten sonra bir düzeltme. Yapı tekrardan değişiyor. Yani benim şu alanda bir likidite kurgusu olduktan sonra işleme girmem lazım. Benim buralarda işlem aramam lazım. Devam ediyorum. Bu arada şöyle de göstereyim. Mesela şimdi iç yapıya bakacak olsak burada fiyatı aşağı yönünü çevirmiş sonra yukarı çevirmiş. Yani şuranın kırılımı aslında bakayım mı? Pardon bu olmaz. Burada kapanış vermiş. Şu anlattığım yanlış olur. Şu an yapı aşağı yönlü. Ama 15 dakikanın iç yapısında. Genel yapımız yukarı yönlü. Devam ediyorum. Bu iç yapı dediğimde mesela şurası bakın. Şurayı göstereyim. Şu bölgeyi. Mesela şurası 1M'e çıktığımda geniş yapımız oluyor. Yani aslında şuraya alsam daha doğru olur mu? Bakalım bir kapanış gelmemiş. Evet şuraya alsam daha doğru olur. O şey 1 dakikaya göre baktığımda. Swing'imi işte belirliyorum. Sonra devam ediyorum. Şimdi yapı aşağı yönlü. İlk başta 15 dakikanın iç yapısında yapının yukarı dönmesini bekleyeceğim. Fark ettiyseniz bakın revize ettiğimiz bölgede altına bir geçiş yok. Bakın tam milimetrik. Şimdi burada ne yapmış oldu? Sıkışma bölgesinde aslında şurası daha alt zaman diliminde bir şeye denk gelir. Şöyle bir dakikada gösterirsem. Bakın. Burası aslında bir base bölgeye denk gelir. Base bölgede swing'den oluşur. Yukarı gelme aşağı düzeltmesiyle beraber aslında burası bir eşit dip oluştu. Şimdi fiyat burada ne yaptı? İlk başta onu söyleyeyim size. Bakın bir tane 3 drive'ı var. 3D. Şunu ortaya alalım daha güzel gözüksün. Tamam. İlk konfirmasyonumuzu verdi. Sonra ne yaptı? 1M'de bakın market yapısı değişti. Değil mi? Evet. Normalde şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar. Burada market yapısı aslında şuraya geçmesiyle değişir. Neden biliyor musunuz? Burada şunun altında bir kapanış yok.
Fiyat aşağı yönlüyken borçlarda kapanışa dikkat ediyorum ben. Bunun altında bir kapanış olmadığı için burada order'ı geçmiş oluyor. Ama burada bir emde tamamen yapı yukarı yönlü dönmüş olur. Şu seviyeyi kırdığı anda. Neden? Çünkü burada bakın alt aşağı yönlü bir kapanış var. Kapanışı gelmiş, düzeltmesini vermiş, aşağı kırmış. Yani benim için aslında şurası tamamen bir emin dönüşüdür. Ama şurası ne? Burası bize ilk dönüşü verir. Pardon, ilk dönüşü bu verdi, ikinci dönüşü bu verdi. Niye? Burada 3D yaptı. Bunu yaptıktan sonra ilk şu düşüşü başlatan order'ı, şu düşüşü başlatan order'ı yendi. Order'ı yendikten sonra önündeki en son yol market yapısını değiştirmek. Sonra devam ediyorum. Ki bakın burası 1M'deki benim kırılım noktam, 15 dakikada iç yapıdaki kırılım. Bakın 1M'deki kırılım noktam, yapının değişmesi, 15 dakikada iç yapının değişmesi. Sonra devam ediyorum. Ben normalde buna ilk başta şuraya şöyle emir atmıştım. Sonra dedim ki sen şuradan bir dönüş gör. Dönüşü gördükten sonra hem ar miktarını daha fazla arttırırsın. Düştüm abi 1M'e. Devam ediyorum. Devam ediyorum bak. Şöyle seviyemi de göstereyim bu arada. Çünkü buradan da aldı beni. Hani emrim dursaydı alıyordu. Şunu siyah bir nokta. Bak. Bir dakikaya düşüyorum. Devam. Oynatıyorum. Bakın şimdi buradaki size önemli noktayı göstereceğim. Üstünde bir kapanış geldi değil mi? Market yönü yukarı yönlü gözüküyor ama 15 dakikaya geldiğinizde burayı likit olarak bıraktı. Şimdi ben burada şu hareket yükselirken bilgisayar başında değildim. O yüzden hani şuradaki emrimi kaldırdım. Ben çekindim açıkçası. Marketi tekrardan 15'te işte yukarı çevirdi, sonra aşağı çevirdi diye. O yüzden buranın likitte kalması önemli. Kapanış gelmemesi bu seviyede. Sonra devam ediyorum. Bakın fiyat aşağı yönlü düştü. Şimdi devam edeyim. Şöyle 1M'de göstereyim ilk başta. Şimdi burada yapı ne yapıyor? Fiyat geliyor. Yukarı çıkıyor. Aşağı yönlü bir düzeltme veriyor. Bakın şurada boss'unu yaptı. Değil mi? Aşağı yönlü. Şimdi bunu yaptıktan sonra fiyat bir tur daha bunun altına düşürürse, şuranın altına düşürürse ben yeni swing'imi şu bölgeler almam lazım. Devam ediyorum. Bakın yapıyı yukarı yönlü çevirdi. Yani ne yaptı? Buranın altına düşürmediği için benim swing high'im burası. Swing high burası olduğu için yapı yukarı kırılmasıyla karakter değişimi geldi. Karakter değişiminin gelmesiyle artık yapı yukarı yönlü döndü. Şimdi size 15 dakikada göstereceğim. Hadi ha tamam. Bakın 15 dakikada da iç yapı değişti. Şu aşağıyı kırmadı. Buradaki önemli nokta ne? Bakın burada likitte alınmış order var. Likitte alınmış order olduğu için şunu daha bir güvenli görüyoruz ve imbalansı yükselmiş. Ben açıkçası emrimi şu şekilde attım. Şöyle buranın altına stopumu koydum. Hedefim de şu bölgeydi. En tepedeki bölgem. Bu şekilde bir setup kurdum. Galiba şu an bir tık daha çok az aşağı koydum. Bir tık yukarı koymuş olabilirim. Çünkü ben 6.3'er aldım bu işlemden. Devam ediyorum. Evet. Hala almadı. Evet. Beni şu an işleme aldı. Devam ediyorum. VTP. TP'lendi. Bu işlemin hikayesi bu şekildeydi. Açıkçası order'a koymadım. Yani order'a geleceğini düşünmedim. Order'a koysaymışım 17 ar veriyor ama bu stop noktasında 17 ar almam çok çok zor. Yani benden hiç yoktan bir %5 desen yani en az bir 4 ar keserdi. O yüzden hiç gerek yok. Ben 0.12 de yine düşük. Benden bir 0.7 ar falan kesti. Yanlışım olmasın. Ben ortalama 6.3 arlık setup'tan 5.5 ara yakın aldım. 5.5 aranın üstündeydi, yanlışım olmasın. Sonra devam ediyorum. Yani şu stop noktaları çok önemli. Bakın 2 videodur üstünden geçmeye çalışıyorum. Yani şu setup'lar bakın çok yüksek ar verir ama hacim gelen coin'lerde verir. Yani Bitcoin'de bunu yapamazsınız. Atıyorum mesela geçen gün, dün olması lazım, Ren'de setup attım.
iki tane işlem aldım, birini alamamıştım. Hani 15 saniyede takip ediyorum, stop noktasına bakın. Bunu 15 dakikada takip ediyorum, stop noktasına bakın. O yüzden hani altcoin'lerde bakabilirsiniz ama Bitcoin'de çok zor bu kadar stop aralığı. Stop aralığına dikkat etmeniz lazım. Sonra devam ediyorum. Evet. Buradan fiyat aşağı yönlü geliyor. Hiç buraları takip edemedim. Bakın, burada beklentim şu oldu benim. Buranın likiditesini aldı. Likiditesini aldıktan sonra ben hala yapıyı yukarı yönlü bekliyorum ki benim hedeflerim şu bölgelerde bu arada. İlk burası, sonra buradaki likidite bölgesi. Sonra burada 1M'e düştüm. Şimdi 1M'de benim yapım nerede değişir? Şu bölgede. Swing ayımı belirliyorum bakın. Swing ayımı belirledim. Devam ediyorum. Bakın tekrardan yapı aşağı yönlü düştü. Kapanış var mı? Var. O zaman benim kırılım noktam nerede? Şu bölgede. Niye? Aşağı yönlü düşüşü var. En yukarı kadar çıktığı bölge, sonra aşağısı. Swing belirliyorum. Swing ayımı belirledim. Devam ediyorum. Evet. Hala kırmadı. Çok güzel. Bakın. Şimdi aşağı düştü. Yeni swing ayım. Sonra ne yaptı? Aşağı düştükten sonra bir düzeltme verdi. Yeni swing ayım. Pardon. Yeni... Allah Allah. Elim gitmiyor. Stop oldum ya. Sonra devam. Şimdi burada önemli noktalar neler? Devam ediyorum. Swing ay kırılırsa yukarı yönlü bir şey gelecek. Kırılım gelecek. Devam ediyorum. Bakın burası hop 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 hop. Çok hızlı gitti. Bakın burası likit olarak kalacak. Buna baktım ben. Şimdi 15 dakikayı alayım. 15 demeydi. Evet. 15 dakikada bakın. Likit olarak kaldı. Şuradaki senaryonun aynısı. Ben açıkçası bu setup'a güvendim. Bu setup'a da yanlışım olmasın. Daha aşağı zaman diliminden. Şuradan bakın. Burası da daha az zaman diliminde bir swing olduğundan şu seviyeden ben giriş emri attım buna. Aldığım işlemi unuttum. Ya buradan attım ya şuradan attım. Tam bir hatırlayamadım. Bakayım mı şöyle. Büyük ihtimalle şuradan da atmış olabilirim ya. Her neyse, burası olsun. Mantığı anlayalım da. Hedefim ne? Hedefimde ilk hedef şuranın üstüydü bakın. Buranın üstü. Ama asıl hedefler şu yukarılarda. 3.2 ağırlık bir setup'tı ki stopum normalde benim swing low'um neresi? Bakın şu dip değil mi? Swing low'um bu dip. Swing low'uma koymak yerine ben burada likitte alımına koydum. Likitte alındıktan sonra. Şimdi burada şöyle göstereyim bakın. Burada 15 hamlik şunu da aldı mı? Evet bakın ikisini de aldı burada. 15 hamliklerim ve en son benim şuranın bir altında 15 dakikaya baktığımda iç yapıda karakter değişimini veren yer neresi? Bu bölge. Şuranın da likiditesi alındı. Neden? Çünkü yapı yukarı yönlü döndü. Burası likidite bölgesi. Şunlar daha alt zaman diliminde. Devam ediyorum. Şimdi burası 15 dakikanın 15'en internet. Bakın. Şimdi 15'en interneti verdi. Şurası ne? 1M. 1M. Bu tamamen 1M'in karakter değişimi. Şu seviye. Bu da okey. Likitte de alındı. Her şey 10 numara. Yani bu setup'ın gitmesi lazımdı. Devam ediyorum. Dönüş aramadım. Dönüş arayabilirdim. Dönüş arama nedenimi şimdi açıklayacağım size. Direkt 15M'de gelince ben 1M'in giriş noktasına emir attım. Bir gidiyorum gibi gösterdi, sonra beni stop etti. Ki şöyle şurayı sıfırlayayım. Benim bu setup'ım ilk başta. Artılarını yazalım bakın. Nasıl hani doğru setup kurabilirdim. Stop etmesi beni ve şuradaki hani demiştim ya ilk başta size. İlk başta burada
ve yukarı yönlü ilk Svinklov aldı. Sonra Svinka'yı aldı. 15M'de yapı yukarı yönlüydü. Svinklov'u kırması demek burada. Buradaki bu yapının Svinklov'unu kırması demek. Benim aslında bu setup'ımın bir sorunu olmadığını gösteriyor. Yani şurayı kırmasaydı, Svinklov'u kırmasaydı, işte fiyat şunu yapsaydı, işte şu beni stop edip yukarı çıksaydı, şurayı da kırmasaydı, ben derdim ki arkadaş sen işte stopsuz gidiyordun, açgözlülük yaptın, gafil avlandın, burada stop oldun. Ama şu aşağıdaki genel yapımızda kırması yapının aşağı yönlü döneceğini gösterdi. Ki benim bu setup'ım bana göre şu an yanlış değildi. Stop olabiliriz. %100 hiçbir şey tutturamayız. O yüzden ben hani bu setup'ta bir eksiklik görmüyorum. Şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim size. Şimdi yukarının likiditesini ilk açtığım işlemde aldı ya. Burayı temizledi. Burayı likidite olarak bırakması hani benim için şu aşağı gidebileceğini öngörmemi sağlayabilirdi. Ama ben burayı hiç işleme alırken bakmadım. Şu işlemdeki belki bir eksim bu olabilir. Ama onun haricinde ben hani pek bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum işlemle. Sonra şimdi yaptığı hareketi de göstereyim size. Bakın. Şunu bir sıfırlayalım. Şimdi burayı aşağı yönlü kırdı. 15M'de aşağı yönlü yapı düştü. Ama niye bunu yaptı? Yukarıda bu kadar açık bölgesi varken. Hadi bir analiz niteliğinde olsun. Devamı da bunun. Bakın. Şimdi 4 saate geldiğimde. Şurayı bir sileyim şöyle. 4 saate geldiğimizde. Şimdi yapı ne yapmış? Yukarıdan aşağı yönlü düşmüş. Şurayı da sileyim. Şunu yapmış. Yapı düşmüş. Bir düzeltme vermiş. Aşağı düşmüş, yukarı çıkmış. Bakın 4 saatlik grafikteyiz. Şu an 4 saatlikte grafik nasıl gözüküyor? Şuradaki senaryoya göre konuşuyorum sadece bakın. Buradan 4 açta kırılım geldiğini gösteriyor. Yukarı yönlü. Sonra şurası zaten bizim swing low'umuz. 4 aş. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Fiyat yukarı yönlü çıktı. Aşağı yönlü bir düzeltme verdi değil mi? Yani benim için şurası swing high, 4 aş. Şurası swing low, 4 aş. Bakın şu an bu alandayız. Ne zaman fiyat swing high 4 aşın üstüne çıkarsa işte en dipte mesela nereye kadar geldi? Aşağı kadar geldi, yukarı çıktı. O zaman ben bu bölgeyi swing low olarak alırım. Kaçta? 4 aşta. Bu şimdi aklımızda. O yüzden şu an aslında fiyat 15M'de yapıyı aşağı yönlü kırarak 4 aştaki düzeltmesine geldi. Eğer bu yapı şimdi 4 aştaki bu swingini de kırarsa aşağı yönlü, o zaman abi ne yapacağız? Biz ne biliyoruz? Multi time frame çalışmayı biliyoruz. Bir üst zaman dilimine çıkacağız. Günlüğe. Günlükte ne yapacak? Ona bakacağız. Günlükte bölgelerimizi belirleyeceğiz. Ona göre hedef alacağız. Sistem bunun üzerinden gidiyor. Şu an yani yaptığı şey 4 aştaki düzeltmesini verene kadar bence şuranın şu kırılım geldiği için buranın likiditesini alacak. Çünkü artık bu alanlar likit alanı oldu. Neden buranın likiditesini alacak? Çünkü şu yükselişte bir likit dalım olmadı. Şuralarda bakın daha alt zaman dilimlerinde var. Onu demiyorum. 4 saatliğe göre şu alanda ya da şöyle dersek bu alanda likit dalım olmadı. Fiyat ne yapabilir? Buranın likiditesini alır. 15M'de takip ederiz. Buranın likiditesini aldıktan sonra fiyat şu hareketi yaparsa yukarı yönlü kırılımı, yukarı yönlü basarız. Nereye kadar? En az bu bölgeye kadar. 4 aç swing'e kadar. Ama buradaki likitte bölgesi temizlenmesi lazım. Ki burada 15M'de geniş yapıda kırılımı verirse, yani şu hareket 15M'in geniş yapısında olursa dış yapıda, o zaman tamamdır abi. Ben buradan paşa paşa longumu açarım. Yukarı kadar taşırım. Swing altına koyduysam yukarı yönlü taşırım ama. Gidip de şu orta bölgelerden girdiysem kısa kısa işlem almam lazım. Bu da çok önemli.
Oh, yine çok konuştum. Yani sistem bu şekilde. Swingleri takip ettim ama bu fiyat bence burayı doldurması lazım. Bunu neye göre konuşuyorum? Çünkü daha swing low, işte 4 taştaki swing low'unu kırmadı. 4 taştaki swing low'unu kırdığı an aşağı ben derim ki abi bunlar artık ne zaman fiyat yükselişe başlar. İşte artık dipleri tamamladıktan sonra bilemiyorum neresi dip. Onu tamamladıktan sonra buralar açık bölge olur. Ne zaman gelirse belki seneye gelir, belki bir ay sonra, belki üç ay sonra bilemeyiz. Ama bunu ne zaman konuşuruz? Burası kırıldıktan sonra. Daha burası 4 taş swing low kırılmadığı için buralar hala bizim hedef noktalarımız. Niye? Çünkü 4 taşta yapı hala yukarı yönlü. Market bu şekilde Bitcoin'in. Yani şuradaki stop bütün serimizi bozdu. Sağlık olsun. Arada market maker'ı da bir şey yapmamız lazım böyle. Hadi oğlum iyisin, yaparsın moduna sokmamız lazım. Deyip teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere.